Bunların hepsi bizim için değil çocuklar. Sizlerden bunları alıp komşularımıza dağıtmanızı istiyorum. Biz aşurelerimizi akşam yiyeceğiz. Neden komşularımıza aşure dağıtıyoruz nine? Hikaye anlatma konusunda Yahya dedeniz benden daha iyidir. Akşam aşuremizi yerken ona sorabilirsiniz. Bunları dağıtmayı bitirdikten sonra gelin diğerlerini de vereyim çocuklar. Merhaba teyzeciğim. Ninem aşureyi komşulara dağıtmamızı söyledi. Allah razı olsun çocuklar. Ninenize ve dedenize selam söyleyin. Abi hadi gelsene. Bir sürü aşure var daha. Sare çok güzel görünüyorlar. Bir tane yesem ne olur ki? Hı? Ama bizim aşurelerimiz evde abi. Sareciğim sen onları da bana ver, düşüreceksin. Eve gidip nineme yardım et. Ben dağıtmayı hallederim. Ben bunları dağıtmayı bitirince gelirim Sare. Ooo Cihan, aşure mi getirdin? Evet ama ben ancak akşam yiyebileceğim. Haydi bismillah. Nefis. Ne olur bir tane yeseydim. Neden olmasın? Haydi bismillah. Abi. Sare, ne olur nineme söyleme, ne olur. Abi, şimdi ne yapacağız? Ninem duyarsa çok kızar. Evde kaç tane aşure var? Ben saymadım ki abi. Ayrıca ninem seni böyle görürse kesin anlar. Buldum Sare. Ben aşurenin içinde ne olduğunu biliyorum. Sen de ninemin nasıl aşure yaptığını gördün. Bütün malzemeleri toplayıp yeniden aşure yapacağız. İşte bu kadar basit. Yaşasın. Mükemmel bir fikir abi. Merhaba teyzeciğim. Varsa biraz nohut alabilir miyiz? Tabii çocuklar. Ama nohutu ne yapacaksınız? Biz aşure yapacağız. Hadi Sare, daha çok malzeme var. Acaba? Bilmiyorum. Ninemin yaptığının aynısını yaptım. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Dedeciğim, abim bütün aşureyi yediği için
Ben yeni aşure yapıyorum dedeciğim. İçeri geçin bakalım. Anlaşılan öykü saati gelmiş. Bugün yaptığınız şeyin neden yanlış olduğunu bana anlatabilir misiniz çocuklar? Komşulara dağıtmam gereken aşureleri yememeliydim. Peki sonra ne oldu? Bütün komşulardan malzeme toplayıp kendi aşuremizi yapmaya çalıştık. Aslında aşurenin de ana fikri budur çocuklar. Nuh peygamberimiz büyük tufan kopmadan önce kendisine inananları ve her hayvandan bir çift alarak büyük bir gemi yapmış. Ve tufan olup her şey sular altında kaldığında aylarca gemide yaşamışlar. Dedeciğim. Hazreti Nuh onca yağmur ve fırtınaya rağmen gemiyi sağ salim kurtarmıştır kurtarmasına da insanların yanlarında aldıkları yiyecek çok az kalmıştır. Hazreti Nuh gemiden indikleri yerde bir kazan kurar. Herkesten elinde kalan erzağı vermesini ister. Kimi bir avuç buğday, kimi bir avuç kayısı, kimi bir avuç nohut, kimi de bir avuç inciri kazana atar. Aynı bizim yaptığımız gibi. Evet oğlum. Çocuklar az demez paylaşırsanız Allah da onu bereketlendirir, çoğaltır. İnsanların güzeli paylaşmayı bilendir. Kendisi açken bile kardeşine verendir.